çok inanılmaz iyi bir gözü var ve gerçekten çok başarılı yaptı. Merhaba, Direkt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Atölyende bizi ağırlıyorsun. Her zamanki gibi burası da çok şık. Çok teşekkür ederim. Çok özenli. Çok sağ ol. Sanıyorum her şey yine senin elinden çıkma. Evet, tabii ki muhakkak kendi tarzımı bir şekilde her yere yansıtıyorum. Burada da aynı şekilde. Evet, görüyoruz ki yine sadelikten ödün vermemiş durumdayız. Evet, bir de modacılık dediğin zaman... Dilek doğuştan adeta modacısın ama bu hep böyle sanki Hülya Avşar'ı giydirdikten sonra ünlü oldun ya da sonradan modacı oldun gibi algılanıyor. Aslında senin çocukluğundan beri adeta mesleğin, işin. Tabii, biraz onlardan bahseder misin? Şöyle, bu aslında böyle olması bence çok doğal. Dünyadaki bütün örneklerde bu böyle. Ben çok küçük yaşlardan beri bu mesleğin içindeyim. Ama belli bir noktada bir celebrity'yle çalışıyorsunuz ve ondan sonra birçok insan sizi yaptığınız işle tanıyor. Ki biz Hülya Avşar'la yolumuzu ayırdıktan sonra ben kendi yolumda çok daha farklı, yani daha dünya çapında işler yapmaya başladım. Dünya yıldızları giydirmeye başladım. Kırmızı da çok ünlü. Jane Fonda falan gibi birçok ünlü isimle çalıştık. Dediğin gibi halk, yani genel olarak onlar beni bu şekilde tanıdı ki bunun çok doğal olduğunu düşünüyorum. Ve tanımalarını çok, onun o çok şıklaşmış halini benimle özümleştirdiler. Çünkü 8 sene gibi çok uzun bir süre çalıştık. Bir de çok büyük fark yarattın Hülya Avşar'ın tarzında. Evet, yani bu hep çok gündemde olmuştu. Herkes bunu hep söylemiştir. Hala bile soruyorlar, söylüyorlar. Çok güzel bir şey aslında. Hani bir konuda bu kadar iyi, başarılı bir iş çıkarmış. Evet, tarzını ve bu kadar oturtmak. Uzun süre çalışmak hoş bir çalışma dönemiydi benim için. Bence Türkiye'de de Dilek Hanif tarzı diye bir tarz oturdu. Tabii tabii. Yani bizim birçok müşterimiz zaten hani bir salondan bir kutür elbise ise bu ya da hazır giyimde, ki hazır giyimde son bizim 4-5 senedir böyle bir çalışmam var. O da ihracat ağırlıklı ama kutürde yaptığım tüm tasarımlarda salondan içeri girdikleri zaman kendini belli eder ve bütün müşterilerimiz bunu bize söyler. Bu çok mutlu edici bir şey. Bunun eğitimini almadan işe başladın ama sonrasında bildiğim kadarıyla böyle minik minik dokunuşlar, eğitimler aldın. Evet. Mesleğinle ilgili. Onlardan hiç bahsedilmedi. Biraz bahsedersen tabii, mutlu olur. Moda tasarımı zaten benim mezun olduğum zaman böyle bir şey yoktu. Yani o zaman bölüm yoktu. Evet, o zaman öyle bir hani moda tasarımı diye böyle bir bölüm yoktu. Bu daha sonra oldu. Daha sonraki yıllarda ama ben özel derslerle bu konuda çok özel hocalarla çalışmalar yaptım. Karakalem, bir de zaten resmimi çok sevdiğim için, derecelerim de olduğu, hı hı, için okuldan, onu biraz geliştirmek adına, biraz da çizim ve karakalemimi geliştirmek adına çok özel çalışmalar yaptım.
Bunu biraz açmanı istememin nedeni kadınlara, kızlarımıza biraz örnek olsun diye. Çünkü sen de küçük yaşta aslında, çok genç yaşta evlilik yapmıştın ve iki çocuk annesi oldun. Ve bunlardan sonrasında da ne eğitimi, ne çalışmayı, evlilik döneminde de sonrasında da hiçbir zaman bırakmadın. Ve o bugünkü Dilek Hanif markasını yarattı bence. Bunun da hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz. Tabii, muhakkak. Anne olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Bunların hepsini bir arada yapmak benim için hiç kolay değildi. Bunu biliyorum, yani kadınlara bunu söyleyebilirim. Evet, bu hiç kolay bir şey değil. Bunu bizzat yaşamış biri olarak. Ama yapılamaz bir şey de değil. Ve bence bundan vazgeçmemek gerekiyor. Kendimizi geliştirmekten, kendimiz için bir şeyler yapmaktan, çocuklarımız için, ailemiz için bir şeyler yapmaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Evet, hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. Birçok kuruluşta da yardım ettiğini biliyorum. Yani yaptığın defilelerle. Özellikle kadınlar ve çocuklar konusunda hassas olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili de son yaptığın defileden bahsedersen. Evet, bu konuda gerçekten hassasım. Türkiye'de çünkü kadın haklarının yeterli olmadığını düşünüyorum. Maalesef bu konuda biz kadınların daha fazla çalışması gerekiyor. Daha çok şey yapmamız gerekiyor. Onun için de kadınlar ve çocuklar benim hassas noktam. Onlarla ilgili her konuda daha çok şey yapabilmek adına gelen projelerde elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Çok uzun sürelerdir bu çalışmalarımıza her sene muhakkak kadınlar ya da çocuklarla ilgili bir projede ya bir defile olsun ya da ona uygun herhangi bir şeyde olmaya ve o konuda destek vermek benim için çok önemli. Aslında sosyetik modacı deyimi hiç zaman sana bence yakışmadı. Çünkü sen her zaman halkla bütünleşen yardımlar, defileleri, bir takım atölyende de biliyorum çok güzel çalışma dostlukların var insanlarla. Yaptığımız işin prosedürü belli. Hakikaten bugün Türkiye'de bu işi dünyadaki moda şeysi neyse, akışı, senede 4 kere hem kütür hem hazır giyim koleksiyonu hazırlayan ve bunu dünyayla aynı anda yapan ve fuarlara katılan, defileler hazırlayan herhalde. 2004 yılında, pardon lafını kestim ama 2004 yılında da ilk Türk kadın modacısın, evet, zaten. Evet, Paris'te koleksiyon yapan, gösteren. Onun için hani o bizim yaptığımız iş gerçekten çok ciddi ve tekstil tasarım adına, Türkiye adına değil kendim, ben ülkem adına çok ciddi işler yapıyorum. Bu atölye, benle beraber çalışan 30 küsür kişi, hazır giyim ve kütürde çok önemli işler yapıyoruz biz burada. Hem tasarım adına hem üretim adına. Girdiğimiz fuarlar, yaptığımız işler çok önemli, katma değeri olan işler. Bununla da gurur duyuyorum. Yani kendi ülkem adına bunları yapabilmiş olmak, bu noktaya gelebilmiş olmak hakikaten benim için çok önemli. Yurt dışında çok başarım var ve bundan hepimiz gurur duyuyoruz ülke olarak senin oradaki başarılarınla. Hem modacı olarak hem de duruşunla her zaman Türk kadınını çok zarif bir şekilde temsil ettin. Çok teşekkür ederim. Onun için de tabii ki gurur verici bir şey bizler için. İyi bir örnek olmaya çalışıyorum. Yani en azından bizim gerçekten böyle daha çok fazla örneğe ihtiyacımız var, evet, diye düşünüyorum. Yani seni hiçbir zaman özel hayatınla değil, her zaman yaptığın işle, evet, gördük basında da. Nasıl koruyorsun kendini? Bu da çok büyük. Çünkü çok ciddi bir selebriti olayısın basın için. Yani ben son derece hakikaten sadece işinle var olmayı seven, üreten böyle bir insanım. Onun için de zaten bir herhangi bir gizlim, saklım ve herhangi bir şeyim, yani benim böyle basına malzeme verilmesi. Onlar da gerçekten işini yapan ve modacıyla, evet, şöhret olmak için modacı olanı ayırt edebiliyorlar. Tabii, yani onlar kimin ne yaptığının gayet farkındalar diye düşünüyorum.
Şimdi çocuklarla ilgili konuşurken şimdi yeni bir şeye girişiyorsun. Tanıtımlarını gördüm. Evet, çok güzel tanıtımdı. Evet. Sen anlatır mısın ne yaptığınızı? Evet, yeni bir mumumuz, yani markamızın yeni bir ürünü. İlk defa bir home line'la beraber ilk ürünümüz de bir mumdu. Mumu çıkardık ve bu Dilhan'ın, yani benim büyük kızımın, onlar ikisi de Parsons'ta, New York'ta okudular. Dilhan'ın arzusuydu bu aslında. İlk onun aklına geldi proje. Kendisi her konuda son derece titizdir ve çok özel şeyler yapmaktan hoşlanan bir çocuk. Heykel ve takıyla ilgileniyor. Tasarımcı olarak daha çok, yani modadan seni çok biraz o tarafa. Tamamlayıcı bir şey ama tabii tamamlayıcı ki. Ama kendisi bilemiyorum zaman içerisinde hani daha çok ne tarafta kalmak isteyecek. Ama çok inanılmaz iyi bir gözü var ve gerçekten çok başarılı yaptığı işte. Bu projeyi de ilk dedi ki hani biz kendi markamız için ne yapalım derken onun şeyi altında başladı ve bitti. Kontrolüydü. Baştan sona kadar her şeyle Dilhan ilgilendi ve gerçekten çok çok beğendiğimiz, çok beğenerek satışa sunduğumuz bir ürün olacak. Peki bundan sonra dekorasyonda da Dilek Hanif imzası göreceğiz diyebilir miyiz? Hani şeyin fashion. Zannediyorum öyle bir şey olacak. Çünkü bu ürün hakikaten çok beğenildi. Daha küçük ve farklı parçalarla ilgili bazı çalışma, yani home line ile ilgili bazı çalışmalarımız olacak. Peki 2017-2018 kış, sonbahar kış modası katalog çekimleriniz vardı. Evet, vardı. Bizi bile sokmadınız. Her şey çok gizliydi. Peki bize en azından kadınca izleyicilerimize 2017-2018 trendler, renkler nelerdir, biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki memnuniyetle. Yani şu anda biz kış koleksiyonunu satışa sunduk. Satışa mağazaya girerken ve ihracat müşterilerin ürünleri teslim edilirken biz önümüzdeki kışı ve yazı, kutürde kışı hazırladık. Bu sene çok sıcak ve tarçın ve toprak renklerinin çok olduğu bir seneye giriyoruz. Onun dışında da kırmızı ve kırmızının tonları. Bu önümüzdeki kış zannediyorum gardıroplarda çok çok fazla göreceğiz. Bizim kendi koleksiyonumuzda da bu renkler çok fazlaydı. Benim siyah her zaman vazgeçilmezimdir. Smokin takımlarım gene öyle, siyah grupların içinde. Kendi geçen yılın boş modası devam ediyor mu evet, kadınlarda? Galip, evet, bu var. Bir de artık kadınlarda daha rahat, artık kadınlar da biraz özgürlük, yani kendi giyimlerinde de özgürlüklerini ilan etmiş durumdalar. Daha rahat elbiseler, daha volümlü parçalar gardıroplara girmeye başladı. Benim inandığım bir şey var. Bence herkes kendine yakışanı giyinmeli. Yani muhakkak vücudumuzu tanımalıyız ve ona uygun giyinmeliyiz. Hani bu sene ve önümüzdeki yaz inanılmaz bol volümlü mesela pantolonlar var. Şimdi bu Türk kadını genel olarak biz çok ince ve uzun değiliz. Avrupalılar gibi değiliz. Ben inan tasarımları yaparken onları biraz değiştiriyorum. Yani bizim kendi vücudumuza uyacak şekilde iç piyasa için yaptığım ölçülerle dışarıya yaptığım ölçüler farklı. Çünkü o kadar büyük volümü 1.65 aşağı yukarı Türkiye'de standart 1.65'te işte 1.67'dir ortalama bizlerin boyları. Ya onlar 1.80, 1.79'larda çok iyi duran bir pantolon volümü ise 1.65'lik, 1.68'lik bir hanımın üzerinde aynı şeyde durmuyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sosyal medyada tıklanma rekoru kıran pratik bilgilerle trend köşemizde bu hafta neler var? Hem çok güzel hem çok yetenekli, adeta oyunculuk için doğmuş gibi son dönemin parlayan yıldızı Burcu Biricik'le hayata dair sıcacık bir sohbet geliyor. Şöyle, biz bu işe ilk başladığımızda ben de dahil olmak üzere çok korktum. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kadınca'da.
Hem çok güzel hem çok yetenekli. Adeta oyunculuk için doğmuş gibi. Son dönemin parlayan yıldızı Burcu Biricik'le hayata dair sıcacık bir sohbet geliyor. Şöyle, biz bu işe ilk başladığımızda ben de dahil olmak üzere çok korktum. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kadınca'da. Çok güzel hem çok yetenekli, adeta oyunculuk için doğmuş gibi. Son dönemin parlayan yıldızı Burcu Biricik'le hayata dair sıcacık bir sohbet geliyor. Şöyle, biz bu işe ilk başladığımızda ben de dahil olmak üzere çok korktum. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kadınca'da. Evet, hepimizin biriciği diyorum size, çünkü çok diziler var televizyonlarda, bazılarının adını bile bilmiyoruz, oyuncuların adlarını çok çabuk unutuyoruz veya hatırlamıyoruz, ama sizin diziniz ve Hülya karakteri fırtınalar estirdi. Teşekkür ederim. Kolay kolay da unutulmayacaksınız eminim. İnşallah, yani umarım. Güzel bir iş yaptık yani aslında. Kendi adıma hani bu kadar ses getireceğini bilmiyordum yani, hani çünkü şöyle, birinci sezondan ikinci sezona geçiş bile bizim için çok şey oldu aynı proje içinde. Yani birinci sezonda daha kendi içimizde naif görürken işi, ikinci sezon bambaşka bir hal aldı ve evet, yani insanların bu kadar seviyor olması, bu kadar izlemiş ve hani sokakta görüldüğü zaman, işte göründüğüm zaman böyle işte hani o kadar sevgiyle gerçekten işte evin kızı muamelesi yapacaklarını ben de hiç düşünmüyordum, ama bir şekilde demek ki karakteri çok sevdiler. Ama şöyle bir şey var, 17 yaşında Akdeniz güzeli, 2011 yılında Artist Ranking gibi bir yarışmadaki çok kuvvetli bir jüri var karşınızda. Müjde Ar, evet. Halden Dormen çalıştırıyor böyle bir ekibin içinde. Yine de başarmışsınız, birincilikleri almışsınız. Evet. Şöyle oldu, yarışmaya girmem aslında ailem sayesinde olmuştu. O dönem Antalya'da böyle bir yarışmadan bahsedildi ve abim ve annem lütfen buna katılman lazım diye böyle kolumdan çekiştirilerek gittim ve işte bir şekilde yarışmaya katıldık ve evet, oradan taçla ayrıldım. İstanbul'a gelmek, oyuncu olmak, bu işi kamera önünde profesyonel bir şekilde yapmak hiç aklımda yoktu. Sadece arkadaşlarımızla yaptığımız bir geyik vasıtasıyla çıktı ve geldim İstanbul'a. Sonra buradan da birinci çıkınca dur dedim, biraz o zaman burada şansımı deneyeyim. Hiç olmazsa daha sonra döner İzmir'e, normal hayatımı yaşamaya devam ederim diyordum, ama şimdi buralara geldik. Hikaye buralara kadar uzandı. Bakalım sonrasında neler olur, neler biter bilemiyorum. Şimdi 17 yaşında Akdeniz güzeli seçilmek o yaşta bir genç kız için çok önemli bir şey tabii ki. Çünkü hep hani çok güzelliğinden dem vurulması, sürekli güzelliğinin söz edilmesi, öne çıkarılması. Peki sadece güzel olmanın hayatta işe yaramayacağını ne zaman anladınız da bu kadar çalışmaya yoğunlaştınız? Okullar, aynı anda çalışmalar.
O zamanın belki cahiliyle bilmiyorum işte. Üniversiteye gittiğimde bana herkes dedi ki muhakkak 9 Eylül'e işte konservatuara gir. Sen çok onun tipisin falan derlerken ben hep şeyi savunuyordum. Ben güzelliğimle girmeyeceğim. Eğer hani varsa bir yeteneğim o şekilde bir şeyler olsun. Yani hani sırf ben güzelim diye eğer beni konservatuara alacaklarsa onun benim için hiçbir anlamı yoktu. Ve ben sınava girmedim ve konservatuar okumadım. Yani hani o dönemin o inadıyla. Ondan sonra yani evet çalışmakla olacaktı, yetenekle olacaktı, disiplinle olacaktı bunu biliyordum. Tiyatronun bana en güzel kattığı şey evet oyuncu disiplini, oyunculuk adabı neyse bunları biraz biraz öğrenmeye başlayıp ne şekilde rolümü nasıl çıkarırım onu aslında hani daha iyi öğrendiğim için şu anda o disiplin beni... olmak tabii ki yani okulda olmaktan daha fazla şey katıyor olabilir insana tabii yani ki. Yani şöyle bir durum oldu alaylı olunca. Kaybedecek bir şeyim yoktu ya da bana öğretilen belli bir çerçeve yoktu. İçine sokulduğum bir çerçeve olmayınca biraz işte cahil cesaretiyle bakayım şunu da deneyeyim, bunu da deneyeyim derken aslında içimdekini daha rahat çıkarma şansı verdi bu alaylılık durumu bana. O yüzden alaylı olduğum için mutluyum. Yani hani şimdiye kadar da hep avantajımı gördüm. Siz demek ki hayırlısı deyip her işe dalayım bakayım demişsiniz. Aynen öyle oldu. Evet, evet, evet. En çok kullandığınız kelime de hayırlısıymış zaten. Evet, doğrudur. Bir de sizin için aldığımız tiyolar arasında röportaj fobiniz olduğu var. Evet. Onun için de biz çok mutlu olduk. Sizle birlikte olduğumuz için. Çok teşekkür ederim. Yani şöyle evet biraz röportaj fobim var aslında. Çok da sevmiyorum bu röportaj içini. Çünkü şöyle oluyor. Çok fazla süslü konuşmayı çok beceremem. Yani kendimi kastığım zaman doğru cümleleri samimi bir şekilde edemediğimi düşünüyorum. Ve hani daha... Evet, röportaj denilen şey daha böyle işte akıllı konuşmaktır ve daha düzgün konuşmaktır falan filan derken kasılıyorum ve şöyle özellikle gazete röportajlarında oluyor. Sizinle muhabbet ettiğim gibi onlarla muhabbet ettiğim zaman ve yazıya döküldüğü zaman böyle oluyorum. Evet bunu söyledim ama bunu böyle söylemek istememiştim deyip hani söylediğim cümle bambaşka bir yere gidiyor ve o durumdan rahatsız oluyorum. O nedenle sizin program daha kadına yönelik bir program olduğu için de katılmak istedim. Biz kadınca olarak tabii ki 38-40 yıllık bir geleneği olan, emisyonu olan bir dergenin üstlendik. Ama kadın, erkek, çocuk, her genç, herkese hitap etmek istiyoruz. Onun için de onların sevdiği ünlülerle, sevdiği konularla onları buluşturmak istiyoruz. Sizle de böyle bir özel röportajla söyleşide buluşturduğumuz için çok mutluyum. Teşekkürler. İnşallah ben de o konuda size bir köprü olabilirim onlara ulaşmak adına. Onlar da mutlu olmuşlardır eminim sizinle birlikte olmaktan. Peki her kadının içinde bir hülya gizlidir demişsiniz bir röportajınızda. O hülya ne zamanlar ortaya çıkar sizde? Yani bilemiyorum. Şöyle biz bu işe ilk başladığımızda ben de dahil olmak üzere çok korktuk. Yani çok sivri bir yerdeydi. Yani anti kahramandı hikayemiz ama dedik ki ya sevilmezse. Çünkü en güzel hani... kötü kadın değil mi? Yani... başlangıç öyleydi biraz. Evet aslında hani başlangıç noktamız biraz öyleydi. Özellikle şimdi biz Kore uyarlamasıydı iş ve Kore uyarlamasının 50 bölümlük dökümü geldiği zaman işte Gül Hanım'a, yapımcımız Gül Hanım'a dedim ki Gül Hanım yani çok sert, çok kötücül bir yerde falan. Dedi ki onu biz bir şekilde harmanlayacağız merak etme. Ve biz işte Kara Melek'ten başka aslında anti kahraman bir kadın başrol görmeye çok alışık değiliz. Yani hani biz hemen başrolümüzü sevmek isteriz, onunla empati kurmak isteriz falan. O yüzden biraz korkutmuştu ama Hülya Mahinur Hanım'ın da kalemiyle yani öyle güzel yelpazesi olan bir kadındı ki yani ben onun iyi yönün yönlerini, kötü yönlerini, daha muzır şeylerini, insanların empati kurabileceği her kanalı açmaya çalıştım. Belki de insanların hani Hülya'yı sevmesinin sebebi odur. Ve zaman geçtikçe insanlardan hep şunu duymaya başladım. İşte sokakta, sosyal medyada evet benim yapamadığımı yaptın, benim söyleyemediğimi söyledin falan diye o kadar empati kurdular ki benimle. Sonra ondan sonra zaten Hülya konusunda çok cesur olabildim. Yani hani Hülya ile birlikte her şeyi yapabildim.
Ama burada sizin tatlı cadılığınızın etkisi var bence. Çünkü fizik olarak da çok benziyorsunuz. Evet, yıllar önce oynayan bir dizi vardı. Cement, yurt dışında. Samantha evet. Adlı bir tatlı cadı başrolündeydi. Evet, Elizabeth Montgomery oynuyordu. Sonra da sinema uyarlamasında da Nicole Kidman oynamıştı. Evet, doğru. Ama burada tabii sizin o mimikleriniz, güzelliğiniz insanları yaptığınız kötü şeylere rağmen çok sevdirdi. Oyunculuğunuz tabii ki aynı zamanda. Teşekkür ederim. Sizin gerçekteki Hülya'nızdan bahsediyorum. Burcu Hanım'ın içindeki o sakladığı bir Hülya ne zamanlar ortaya çıkar? Ne zaman çıkar? Yani şöyle, Hülya tabii bana nazaran çok hırslı bir kadındı. Yani hani o hedefine ulaşmak için her şeyi yapabilecek, her şeyi göze alabilecek bir kadındı. Ben evet, kendi adıma ben biraz daha hayırlısı diye düşünüp o şekilde devam ettiğim için yola. Ama genelde içindeki hedefler koyma var tabii hayatta. Tabii ki var ama yani hani Hülya ne zaman çıkar? Haksızlığa uğradığım zaman yani hani, ya da başkası haksızlığa uğradığı zaman da hani gereksiz bir Hülya olup içindeki avukat çıkabiliyor ama haksızlığa geldiğim zaman falan onlar evet içinden çıkıyor ama ben genelde daha Hülya kadar sivri bir karakter değilim hayatta. Evet, o şey diziyle birlikte sizin başka bir yönünüz daha ortaya çıkmış. Jenerik müziğinde Mithat Can Özer şarkıyı size söyletivermiş istemediğiniz evet, halde. Evet, doğru. Sesinizi niye bu kadar beğenmiyorsunuz? Çok da güzeldi bizim dinlediğimiz şeyler. Yani şöyle, ben olasılıkla doğuştandır diye düşünüyorum. Modüllerim vardı benim ve sesim çok çatallıydı. Ve biz küçüklüğümüzden beri arkadaşlarım ve ben dahil olmak üzere sesimle çok dalga geçerdik. Yani ben sürekli onlara böyle o bad sesimle böyle sürekli ciyak ciyak şarkı söylerdim. Ve herkes şey yapardı falan, kulaklarını tıkardı. Bu bizim aramızda çok fazla geyik konusu olmuştu. Daha sonra oyunculuğumu çok etkilediği için aslında yani hani istediğim şeyi mimikle verebiliyorum ama sesle veremiyorum falan. Ve çok yoruyordu beni. Ben daha sonra nodül ameliyatı oldum ve işte o ameliyattan sonra hiç bana ait olmayan bir ses, hani benim alışmam çok zaman aldı falan ve hani ondan sonra şarkı söyleyebileceğimi hiç bilmiyordum. Bizim de dizinin müziklerini o dönem Mithat Can yapıyordu ve Mithat Can işte yapımcımıza demiş ki ben bir şarkı yazayım, bunu da Burcu okusun falan. Ben böyle, şaka yapıyorsunuz herhalde, nasıl yani falan. Hani dedim ki hani öyle bir şey çok mümkün değil. Neyse Mithat Can'ın stüdyosuna girdik ve anne falan, ben böyle değildir bir ihtimal falan deyip kafamı çevirdim, Sazınak Sor dermiş. Ve o da sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Mithat Can ve Sezen Aksu ile birlikte biz o şarkıyı bir gecede söyledik. Ve çok güzel olmuş. Güzel bir şey çıktı ortaya. Ben de çok şaşırdım. Bu arada hani eski Yeşilçam muhabbeti gibi olacak ama hani insanlar böyle çok ünlenmeye başlandığı zaman, işte halktan tanınmaya başlandığı zaman özellikle eskiden yapımcılar izin vermezlermiş evlenmelerine. Siz bunların hepsini bir arada yapıverdiniz. Yapıverdim, aynen öyle yani. Evet doğru, Hayat Şarkısı'na ilk girdiğimiz hatta Mahinur Hanım söylüyordu bana. Hayır, asla hiçbiriniz evlenmeyeceksiniz. 2 yıl kimseyi evlendirmeyeceğim diye. Demek böyle ki eski gelenek devam ediyor. Tabii tabii, Mahinur Hanım'la öyle konuşuyorduk, şakalaşıyorduk. Ama ben hep bir yuva kurmak çocukluktan beri isterdim yani. Yani hiçbir zaman evliliğe zaten çok uzak olmadım. Eşimle de daha öncesinde 3 yıl birlikteydik zaten. Dedik ki neyi bekliyoruz? O zaman evlenelim dedik. İşte şimdi 1 yıldır da evliyim. Buradan sevgili Reha Muhtar'a bir selam çakmak istiyorum. Yıllar önce Babasız Kadınların Aşkları diye bir yazısı vardı. Hı hı. Ve hepimizin böyle bir ruhuna dokunmuştu, kalbine dokunmuştu. Orada babasız kadınların genel olarak ileriki hayatlarında hep böyle güven duyacakları, kendilerine kol kanat geleceğini düşünecekleri güçlü adamlarla evlenmeye, yani çabuk da evlendiklerini, hatta hı hı. genç yaşta, 20'li yaşlarda evlendiklerini hı hı. yazıyordu. Sonrasında da eğer o bekledikleri ilgiyi göremezlerse o babalarına olan kızgınlıklarını kocalarından çıkarıp hayatı zindan ettiklerini enteresan bir tespit olmuş. Bu şeyde sizin bu acele evlenmenizde ya da çocukluktan beri yuva kurmak istemenizde böyle bir şeyin etkisi olabilir mi acaba? Hani anneanneyle büyümek, işte baba şeyinden biraz daha uzak kalmak
Şöyle yani hani var mıdır bilmiyorum. Hani bilinçaltında belki bir şey vardır. Ben farkında değilimdir. Evet, babasız büyüdüm. Anneanneyle ve dedeyle büyüdüm ama hep onu söylerim. Yani hani benim evimde çok sağlam bir dede, çok sağlam bir dayı ve abi karakteri erkek olduğu figürü için vardı. Evet, erkek figürü olduğu için aslında hani babasızlık bende hiçbir zaman öyle bir eksik hissi yaratmadı. Ama yine dediğim gibi yani bunun bilinçaltı nasıldır, beni nasıl yönlendirir bilmiyorum. Belki ondandır ki hep uzun süreli ilişkilerim oldu. Yani hani hiçbir zaman kısa dönemli ilişkiler çok yaşamadım ama evet, benim de hayatımda mesela güven duyduğum, güvende olduğum yer çok önemlidir. Yani kendimi güvensiz hissettiğim hiçbir yerde olamam. Belki de ondandır evlenmem ama yani hani bunu bu bilinçle kabul edip evet ben evlenmeliyim gibi bir şey olmadı aslında. Evet, yuva kurmak hep içimde var olan bir şey. Güzel bir küçük, şey tabii tatlı, ki. Küçük, tatlı, sıcak bir yuvam olsun isterim hep. Ama zaten çok ilginç bir evlenme teklifi almışsınız. Evet. O evlenme teklifi de etken olmuş olabilir mi? Yok, hayır. Yani Sri Lanka'da dağın tepesinde değil de şurada oturduğumuz yerde de evlenme teklifi ediyor olsaydı büyük bir ihtimal yine kabul ederdim. Ama izleyicilerimiz için biraz anlatır mısınız? Çok hoş bir evlenme teklifi. Belki onu taklit edemeyecekler ama en azından duymuş olsunlar. Ya biz çift olarak gezmeyi çok seven iki kişiyiz. Yani hani ben Emre'den sonra gerçi bu yönümü fark ettim. Biz hep olabildiğince işte yılın iki haftası tatil yapıyorsak bunu hep enteresan yerlerde yapmayı tercih ediyoruz. Normalde o yılki fikrimiz Bali'de tatil yapmaktı ve biz işte bütün otel rezervasyonlarımız, uçak biletlerimiz, her şey hazırdı. Ve Emre de kendince işte Bali'de yapacağı yeri, sürprizi, her şeyi kafasında tasarlamış. Ama biz bir gün önce telefon aldık ki Bali'de volkan patlamış, bütün uçuşlar iptal olmuş. Ve biz hani ne yapacağız, hani zaten o iki haftayı ayırmıştık falan. Bir gecede dedik ki Sri Lanka'ya gidelim mi? Gidelim. Otelimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Nereye kalacağız, nerede kalacağız belli değil falan. Ve bir şekilde orada Adem Tepesi denilen bir yer varmış. Zamanında işte şeye inanılıyormuş. Adem ve Havva'nın orada yaşadığına ve ilk yerleşimin orada kurulduğuna, yüksek bir tepe. Emre ilk beni oraya çıkarmaya çalıştı ve ben sürekli böyle sırt çantalarıyla bu sıcakta oraya çıkamam falan diye böyle şey yaparken daha küçük bir tepeye çıkarıp beni, Aslan Tepesi'ne çıkarıp böyle su iç falan diyor, ne olduğunu anlamadım falan, yani hani hiçbir şey anlamadım. Tepede bana evlenme teklif etti ve ben hani son dakikaya kadar, kutuyu görene kadar ne yaptığını da anlamadım. Böyle bir çökmeye çalıştı falan. Ne yapıyorsun, otursana falan diyorum, oturmuyor. Böyle bir heyecanlandı, bir şey oldu falan. Sonra evlenme teklif etti. Sonra evet demeyi bile unutmuşum zaten. Sonra cevap vermedin dedim. Ben ha tamam evet falan diye. O şekilde. Ve çok kısa bir süre sonra da evlendiniz zaten. Evet, bir yıl içinde evlendik. Bundan sonraki hedefler nelerdir? Yani bir kendinize ilerisi için gördüğünüz, 5 yıl sonra gördüğünüz yer neresi mesela? Yani aslında bilemiyorum. Yani hani çok ileriye dönük şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi keskin hedeflerim ve şeylerim aslında hani bulunmak istediğim noktalar yok. Yani diyorum ya hep hayırlısı diye. Yani sadece anı yaşayıp o anın getirdiği şeyde en iyisini, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum sadece. Ama işte hayat şarkısındaki Hülya'dan sonra tabii ki benim de başka bir hani yönüm ve başka bir şeyim, kapım açıldı. Hani sadece bundan sonra oynamak istediğim rollerin nasıl olacağını biliyorum. Yani hani evet yine yelpazesi çok geniş, ters köşesi olan güçlü karakterleri oynamak istiyorum. Yani bu başroldür, yan roldür. Hani illa başrol olacağını gibi bir durum yok. Artık yan rol geleceğini sanmıyoruz size. Ama tabii ki artık çok kadrolu şeyler yapılıyor, projeler yapılıyor Türkiye'de de. Evet, yani hani oyunculuğumun her yönüyle oynayabileceğim, beni küçük bir alana sıkıştırmayan, İnsanları yine şaşırtacak, sevecek, yani daha farklı roller oynamak istiyorum. Kimle oynamak istersiniz mesela? Türkiye'de hani işte o genç kızlık, yeni tiyatro yaptığınız zamanlarda var mıydı öyle bir hayal kurunuz? Bir ya şununla partner olarak karşı karşıya bir oynasam dediğiniz. Ben Yeşilçam hayranı bir insanım. Evet, Yeşilçam'da keşke o dört goncadan biri olabilseydim. Ve hani Tarık Akan'la keşke oynayabilseydim. Yani hani hala ben Yeşilçam filmlerini izlerim ve hani ona o kadar hayranlık duyuyorum ki hani onun yakışıklılığına, onun o karizmasına, oyunculuğuna falan. Evet, yani hani aslında geçmişe dönük. Keşke Tarık Akan'la oynayabilseydim. Hani onunla partner oynayabilseydim. O kadar isterdim ki.
Peki şimdi Tarık Akın'ı rahmetle anıyoruz. Evet. Her zaman o kalbimizdeki yeriyle kalacak. Sinemada da çok değerli bir oyuncu olarak kesinlikle anılacaktır. Peki yeni oyunculardan kimleri beğeniyorsunuz? Şimdi artık şeyi görüyorum, yani hani kendimle birlikte bu işi genç neslin hani daha ciddiye aldığını, daha disiplinle çalıştığını, en azından çalıştığım, kendi çalıştığım oyuncuları şeyini söyleyebilirim, hani adına söyleyebilirim. Yani bilemiyorum ki hani insan olduktan sonra, egosuz insan olduktan sonra birlikte o zaten çok fazla çalışma süremiz var. Yani isim veremeyeceğim şimdi, hani hakikaten hani oraya peki getirmeye çalışıyorsunuz ama isim veremeyeceğim. İyi insan ve egosuz insan olduktan sonra ben herkese çalışmaktan büyük mutluluk duyarım. Bizim bu sohbetimize katıldığınız için, bizle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok başarılarınızın devamını diliyorum. Tatlı cadı olarak hayatımızda hep kalın istiyoruz. Umarım, ben de öyle istiyorum.